var ya. Prenses, buradayız. Buradayız. Yatmanız lazım. Sakin ol. Buradayız. Hadi yat. Hadi. Ne oluyor? Buradayız. Madam. Hadi gel. Ne, ne oluyor madam? Biz neden buradayız? Anlat. Prenses. Bebeğim, bebeğim. Ne? Faryam. Ne yazık ki o menfur saldırıda düşük yaptın. Artık gebe değilsin. Haberi işitir işitmez müdahale ettim. Seni o hengamenin içinden çıkardım. Rabbim sabır versin. Metin olman lazım. Ne yazık ki doğmamış torunumun kaderinde bu varmış. Kader mi? Küpegündüz yolumu kestiler. Aç köpek gibi saldırdılar bana. Tekmelediler. Katlettiler çocuğumu. Ve siz buna kader mi diyorsunuz sultanım? Prenses, uyumanız lazım. Eğer içini rahatlatacaksa söyleyeyim. Bu işe bulaşanlar cezasını misliyle çekecek. Kimin yaptığı çok belli. Ayşe Sultan. O yaptı. Halidem. Doğru mu bu? Ne malum onun yaptığı? Bildiğin bir şey varsa söyle. Söylesem ne fark eder sultanım? Sizin gözünüzün önünde bile yapsam Ayşe Sultan'ı korursunuz. Ve ben yine her zamanki gibi suçlu olurum. Daha evvel yaptıklarıyla bunu kıyaslama. Sen karnında bir hanedan mensubu taşıyordun. Benim kanımdan birini. Eğer Ayşe yaptıysa, emri Ayşe verdiyse... Onu kimse, hiç kimse koruyamaz. Hekimlerle konuştum sultanım. Katı suretle düşük yapmış. Yaşadığına şükretsin. Neredeyse ölüyormuş zaten. Kemankeş atan vaktinde yetişmiş de öyle kurtarmış. Bıraksaydı da ölseydi. Hepten kurtulurduk. Validem. Faryan'ın durumunu işittin değil mi? İşittim sultanım. Allah'ın sopası yok. Günahlarının bedelini böyle ödedi demek ki. Yazık. Benim hiçbir alakam yok diyorsun yani. Hayır asla. Olacak şey mi bu? Neden olmasın? Daha önce hatunu öldürmeye kalkıştın. Doğruyu söyle beni uğraştırma Ayşe.
Onu sevmediğim aşikar. Ölse umurumda olmaz. Lakin Hatun gebe. Karnında hünkârımızdan bir can taşıyordu. Nasıl yaparım böyle bir şey, mümkün mü? İnşallah bu sefer doğruyu söylüyorsundur. Yoksa hünkâr oğluma bırakmam seni. Bir daha evlatlarının yüzünü göremezsin. Nerelere daldın öyle kemankeş? Sultan, bağışlayın, fark edemedim sizi. Görüyorsun değil mi? Hünkâr oğlum ne zaman payitahttan gitse bir felaket geliyor başımıza. Maalesef. Ben bunun hesabını hünkârımıza nasıl veririm onu hiç bilmiyorum. Senin bir kabahatin yok. Ahali sel olmuş, yıkmış geçmiş. Sen olmasaydın canından olurdu. Aslanıma söylüyorum, senin yokluğun büyük tehlike diyorum, lakin dinlemiyor. Allah'ım esirgesin. Geceleri uykularım kaçıyor. Hani evladım sefere gitti. Dönüp dönmeyeceği belli değil. Bir tanesi meczup amcasının yanında. Oraya kapatıldı. Dışarı çık diyorum. Korkudan çıkamıyorum. Şimdi bir de Farya'nın başına gelenler. Siz gönlünüzü karartmayın sultanım. Nizam-ı alem elbette tesis edilir.